Bir arkadaşımız Oğuzhan Uygun Türk ve Kerem Danış bizleri bekliyor. Hemen dönelim, kameralarımızı o noktaya çevirelim. Oğuzhan Uygun Türk Kudüs'te. Elbette akşam yaşanan o olayın ardından herhalde Kudüs bölgesine geçtiniz Oğuzhan. Şimdi o noktada neler yaşanıyor? Hareketlilik devam ediyor mu? Tüm detayları senden dinleyelim. Arzu, o katliamın yaşanmış olduğu saatlerde biz de bölgedeydik. Yani Gazze şeridinin hemen üstünde bulunan Sidelot bölgesindeydik ve o yoğun top atışları, yoğun füze atışlarını biz de çok yakından hissettik. Hatta birkaç tanesi çok yakın bir noktamıza düştü. Oldukça gerilim artmıştı. Saatlerimiz akşam 17'yi gösterdiğinden itibaren bölgedeki gerilim, bölgedeki o sıcak daha fazla arttı ve ard arda aslında iki taraftan da çatışma sesleri yükseldi. Füzeler yükseldi, toplar yükseldi. Bir taraftan da sabahın erken saatlerine itibaren bölgeye sevkiyatlar sürüyordu tabii ki. Tanklar gidiyordu bölgeye. Aynı zamanda askeri mühimmatlar gidiyordu. Bir taraftan askeri personeller bölgeye hızlı bir şekilde olası kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyordu. İsrail tarafında tabii maalesef ki akşam saatlerinde o üzücü hadisede yaşanmış oldu ve Gazze şeridinin hemen içerisinde bulunan bir hastaneye İsrail tarafından saldırı düzenlendi ve maalesef ki 500'ün üzerinde, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 500'ün üzerinde Filistinli orada hayatını kaybetti. Bölgedeki gerilim öğlen saatlerinden itibaren daha da artmış oldu. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde biz de canlı yayındayken o füze atışlarına denk geldik ve şiddetliydi, oldukça şiddetliydi. Hatta saatlerimiz yine ona doğru gelirken, yani akşam ona doğru gelirken o şiddet daha da arttı ve Sidelot, Ashkelon bölgesinden bizim ayrılmamızı istediler. Yani İsrail güvenlik güçleri bizim orada daha fazla kalmamızı istemediler. Güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrılmamızı istediler. Sidelot'taydık, yani Gazze şeridinin hemen üstündeydik. Çok yakın bir noktadaydık. Bizim ayrılmamızı istediler ve biz de hızlı bir şekilde o Sidelot'tan hızlı bir şekilde tahliye olmaya başladık. Doğrudan Kudüs'e geldik. Aslında Kudüs'te, Ramallah'ta da Filistinliler sokağa dökülmüştü. Çünkü büyük bir katliam yaşanıyordu Gazze şeridinin hemen içerisinde ve o yüzden Ramallah'ta da Filistinler sokağa dökülmüştü. Aslında izlenimlerim de şöyleydi benim. Sidelot'tan gelirken yol üzerinde birçok noktada çevirmeler artmıştı. Yani İsrail polisi, İsrail askeri tarafından bizi kontrol noktalarımızda yine bizi çevirdiler ve pasaportlarımızı kontrol ettiler. Ardından devam ettik. Kudüs'e geldik. Kudüs'te de sokaklarda hem Ramallah tarafında Filistinler vardı, ancak Kudüs sokaklarında da buradaki İsrailli sivillerin de olduğunu, sokaklara döküldüğünü görmüş oldum. Bölgedeki gerilim dün akşam saatlerinde daha da arttı. Sabah saatleri biraz daha sakindi. Ancak gece boyunca da o füzelerin, o topların atışlarını bölgeden aldığımız son bilgilere göre yine devam ettiğini söylemiş oldular. Tabii bir taraftan diplomasi trafiği de sürüyor. Aynı zamanda müzakereler yapılıyor. Aslında en önemli gün bugün de diyebiliriz. Dünyanın gözü çünkü bugün burada. Joe Biden bugün buraya gelecek. Amerika Başkanı Joe Biden bugün bölgede olacak. Zannedersem uçağı da 10 gibi inmiş olacak ve belki de şu anda inmek üzeredir. Tel Aviv'de bir takım görüşmeler olacak. Yani İsrail Başkanı Netanyahu ile beraber bir takım görüşmeler gerçekleştirilecek ve bölgenin son durumu ele alınacak. Olası bir kara harekatı öncesi tabii bölgeye çok uzun mevzilere, tabii ki o bölgeye, yani tanklar sevk edildi, askeri birlikler sevk edildi. Aynı zamanda çok sayıda personel, asker sevk edildi. Yani olası o kara harekatı aslında an meselesi. Tabii bugün Biden'ın bölgeye gelip bu temaslarda, bu müzakerelerde bulunmasıyla beraber olası kara harekatı öncesi ne olacağı da belli olacak. Aslında dünyanın gözü bugün burada diyebiliriz. Çünkü o görüşmenin ardından olası kara harekatı başlar mı veyahut da tam anlamıyla geri çekilir mi, bu görüşülmüş olacak. Tabii bir taraftan da İsrail kanadından da peş peşe açıklamalar geliyor. Kara harekatına hazırlıklıyız, her an başlayabiliriz deniliyor. Ancak Gazze şeridinde de bir insanlık dramı yaşanıyor. O da öyle ki Mısır tarafından artık o insani yardımlar gelmiyor. Refah sınır kapısı açılmadı. Geçtiğimiz günlerde açılması planlanıyordu. Ancak açılmadı. Onun açılmaması da maalesef ki bölgeye insani yardımın ulaşmasını engelliyor. Tabii Mısır'daki o refah sınır kapısı dünyanın dört bir yanından gelen ve tek kapı olduğu için tüm yardımları içeriye sokabilecek bir alan. Maalesef yorumda açılmaması, İsrail'in bunu engellemesiyle beraber de içeriye giriş işler yasaklanmış oldu. Hatta
bazı noktalarda bazı konvoylara da füzeler atılmış oldu. Sınırdaydık. Yani bizim olduğumuz sınırda, Sidelot'ta, Aşkelon tarafında yoğun çatışmalar yaşandı. Aslında dün akşam saatlerinde o bölgedeyken sürekli füzeler geldi. Çok yakın noktamıza füzeler düştü. Bölgedeki gerilim arttı ve bir yandan da giriş çıkışlar hızlandı. Yani askeri birliklerin giriş ve çıkışları hızlandı. Bir yandan sivil vatandaşların, yani İsrailli sivillerin o bölgeye geldiğini biz de görmüş olduk. Diğer taraftan Kudüs'te de bir hareketlilik yaşanmıştı. Aslında dünyanın dört bir yanında hareketlilik yaşanmıştı. Diplomasi trafiğinin sürdüğünü söyledim. Dün Almanya Başkanı Olaf Scholz bölgeye gelmişti. O da bir takım temaslarda bulundu. Hatta öyle ki Tel Aviv'den ayrılırken siren sesleri çalmaya başladı ve o da ekibiyle beraber piste uzandılar ve güvenlik önlemlerini aldılar. Çünkü orası da sıkıntılı bir bölgeydi. Ara ara orada da gerginlikler yaşanıyordu. Bir önceki gün, yani pazartesi, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgeye geldi. O da bir takım temaslarda bulundu. Hemen öncesinde pazar günü Mısır'a gitmişti. Mısır'dan Refah sınır kapısının açılması için bir takım temaslarda bulunmuştu. En kritik gün ama bugün diyebiliriz. Çünkü dünyanın gözü artık bugün burada. Amerika Başkanı Joe Biden bölgede olacak. Bir takım temaslarda bulunacak ve olası kara harekatı öncesi İsrail'le görüşmeler yapılacak, müzakereler yapılacak ve acaba olacak mı? Yani an meselesi aslında kara harekatının olması. Çünkü yoğun bir şekilde sevkiyatlar bölgeye sürüyor. Maalesef ki Gazze şeridinden de çok acı sesleri duyuluyor. Aslında bir insanlık dramı yaşanıyor. Yardımlar gitmiyor, elektrik yok, su yok. Bazı bölgelerde yiyecek kısıtlı ve artık enerji tükeniyor. Maalesef ki öyle de bir durum var. Tabii diğer taraftan Kudüs'te de gerginlik yaşanıyor. Sokaklara dökülüyor vatandaşlar, tüm dünyada olduğu gibi. Biz haber takibimizi aslında tüm bölgede sürdürüyoruz. Tabii güvenlik açısından bazı bölgelere girişlerimize izin verilmiyor. Ancak Gazze şeridine en yakın noktaya kadar artık iniyoruz ve oradan top seslerini, o dumanları, topların, füzelerin düştüğü yerleri çok net bir şekilde görüyoruz. Şu an itibariyle de Kudüs'teyiz. Hemen arkamda Müslümanlar için ilk kıble olan Mescid-i Aksa'dayız. Tabii burası da çok sembol bir mekan olduğu için yayınımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Yine bölgeye geçeceğiz, Gazze şeridine geçeceğiz. Olabildiğince tabii ki Gazze şeridine inmeye çalışacağız. Tabii bazı noktalarda artık güvenlik gerekçesiyle geçişimize izin verilmiyor. Haber takibimizi sürdürüyoruz diyelim ve buradan Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan söz tekrardan sana bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.